Aşağıda edebiyatımızın ünlü hikaye yazarı Mustafa Kutlu'nun en çok sevilen 10 hikayesini belirlemek amacıyla yapılan anket sonuçlarının değerlendirildiği röportaja ait bir bölüm yer almaktadır. Şu kısmı gazeteci sormuş. Bu sıralamada sizi en çok şaşırtan hangi eser oldu dedi. Uzun hikaye. Belki bir iki sıra altta yer alabilirdi. İkinci sırada olmasına gerçekten şaşırdım. Ancak onun ikinci sırada çıkmasında yakın zamanlarda bir sinema filmine uyarlanmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Hali hazırda filmin oyuncularının yer aldığı kapağı uzun hikayenin bugünlerdeki en büyük şanssızlığı üstelik. Zira tam bir fecaat bu kapak. Başka bir deyişle yürek acısı. Oysa tren ve çocuğun olduğu eski kapı ne kadar sade ve bir o kadar güzeldi. Dedi ki bize bu metinde yer alan geçiş ve bağlantı ifadeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. A. Birinci söz yani ancak sözü bir düşünceden diğerine geçerken düşüncenin farklılaştığını, değiştiğini bildirmeye yarayan bir geçiş ifadesidir. Evet. Şöyle 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 ancak böyle 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 şeklinde arkadaşlar düşünceyi değiştiriyorum akışını ancak ifadesiyle B ikinci söz düşünceyi desteklemek ve düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için onu farklı bir şekilde açıklarken kullandığımız destekleyici ve açıklayıcı bir ifadeden yani ifadelerden biridir. İkincisi ee, neymiş arkadaşlar? Üstelik demiş. Evet şu 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 var. Üstelik bu da var ifadesidir. Doğru bu da doğru söylenebilir. 3 Yani C Üçüncü söz düşüncelerimizi desteklemek ve açıklamak için kullandığımız açıklayıcı bir ifadedir. Bakın üçüncü söze başka bir deyişle diyor. Ben bir sözü söylerim. Başka bir deyişle ifadesini kullanıp sözümü desteklemek için daha detaylandırmak için bir açıklama yaparım. Dolayısıyla C de doğru. D'ye baktım. Dördüncü söz konuşmalarımızda ve yazılarımızda anlattıklarımızı sonuca bağlamak ve kısaca özetlemek istediğimizde kullandığımız özet ve sonuç bildiren ifadelerden biridir. Şimdi burada oysa derken düşüncenin akışını değiştiren bir ifadedir. Sonuç ifadesi değildir. Sonuç çıkaracak olursam yani böylece diyebilirim. Yani diyebilirim. Bunun gibi ifadeleri kullanabilirim ama oy kullanamam. Demek ki D şıkkındaki bilgi söylenemez. Bu soru için cevap Denizli'dir değerli gençler. Aşağıda edebiyatımızın ünlü hikaye yazarı Mustafa Kutlu'nun en çok sevilen 10 hikayesini belirlemek amacıyla yapılan anket sonuçlarının değerlendirildiği röportaja ait bir bölüm yer almaktadır. Gazeteci şunları soruyor: Bu sıralamada size en çok şaşırtan hangi eser oldu? Bakalım. Uzun hikaye. Belki e, bir iki sıra altta yer alabilirdi. İkinci sırada olmasına gerçekten şaşırdım diyor. Yani uzun hikaye ikinci sırada olacakmış demek ki. Bakıyorum şıklara uzun hikayenin e, ikinci olduğu var mı? var. O zaman cevap ne olacak arkadaşlar? C. Fareler ve İnsanların Nobel ödüllü yazarı John Steinbeck iyi bir mektup yazarıydı. Aşağıda 1958 yılında yatılı okulda okurken Susan isimli bir kıza aşık olduğunu söyleyen büyük oğlu Tom'un mektubuna verdiği cevap yer alıyor. Steinbeck'in bilgelikle, şefkatle, iyimserlikle, zamansızlıkla alakalı son derece etkileyici sözleri okurlarda iz bırakacak nitelikte. Bakalım. Stenbeck'in mektubunda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangileri getirilebilir? Deneye deneye gidersek güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Bakalım. Sevgili Tom, bu sabah mektubunu aldık. Mektubuna kendi bakış açımdan cevap vereceğim. Nasıl başlayabilir bir mektuba? İlk olarak diye başlayabilir. O zaman Adana'yı ve Denizli'yi eledim. İlk olarak eğer aşıksan bu iyi bir şeydir. Hatta bir insanın başına gelecek en iyi şeydir. Sakın bunu küçümsemelerine izin verme. İkincisi, aşkın çok çeşidi vardır. Biri bencil, cimri, açgözlü, egoist ve aşkı kendini beğenmek için kullanır. Bu aşkın çirkin ve kötü çeşididir. Diğeri, senin içindeki iyi olan her şeyi dışa vurmanı sağlar. İyilik, itibar ve saygı. Sadece toplumsal saygı meselesi değil, bir başkasını eşsiz ve değerli görebilmeni sağlayan o daha yüce saygıyı da İlk çeşidi seni hasta, küçük ve zayıf yapabilir. İkincisi seni güçlendirir. Sahip olduğunu bilmediğin cesareti, iyiliği ve bilgeliği ortaya çıkarmanı sağlayabilir. Bunun gelip geçici bir gençlik aşkı olmadığını söylüyorsun. Burada ya sadece mademki kaldığı için mademki diyeceğiz. Yani başka bir alternatif yok zaten deneyerek gittiğimiz için. Mademki bu kadar yoğun duygular hissediyorsun. Elbette bu bir gençlik aşkı değildir. Nokta 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 benden sana neler hissettiğini söylememi istemiyorsun diye düşünüyorum. Buraya kısaca getiremiyorum arkadaşlar. Ee, düşüncenin akışı değiştiği için fakat getirmem gerekiyor. Dolayısıyla cevap B oldu. Fakat getirelim. Fakat benden sana neler hissettiğini söylememi istemiyorsun diye düşünüyorum. Hissettiklerini. Sen herkesten daha iyi biliyorsun. Sana bu konuda ne yapman gerektiğiyle ilgili yardımcı olmamı istiyorsun. Bunu yapabilirim. Cevabın B olduğunu deneme olma yoluyla bulduk arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru için cevap B diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Bu metinde numaralanmış sözlerden hangisi düşüncenin yönünü değiştirmiştir? Bakalım. Yazarın da okurun da sahiciliği kaybolmuş gibi geliyor bana ihtiyarlar gibi konuşmayı sevmiyorum. Ama hem yazarlar, şairler açısından hem de okur dediğimiz o bilinmez dert ortaklarımız açısından sanırım bir büyü bozuldu. Şimdi böyle konuşmak istemiyorum ama konuşmak zorundayım. Yani düşüncenin akışını değiştirdim ama ifadesiyle cevap A gibi duruyor. Diğerlerine de bakalım. O ayın dergileri geldi mi? diye bir hafta boyunca her gün kitapçıya gitmek heyecanı kaç insanda sürüyor? Ni ile düşüncenin akışı değişmedi? Eledim. Bilmiyorum. Şiirleriyle, yazılarıyla büyüdüğüm bir şairi, yazarı göreceğim diye bakın buradaki diye ile de e, düşüncenin akışı değişmiyor. Polis hafiyesi gibi gittiği mekanları, kitapçıları araştırıp uzaktan olsun görebilme tanışabilme tutkusu. Yazarlar, çizerler, şairler olarak o ayın dergilerini masaya yatırıp uzun uzun yaz yazıları, şiirleri tartışmak. İletişim çağı dediğimiz bu yalnızlar hapishanesi sanırım, sanırım derken de düşüncenin akışı değişmedi. Edebiyat ortamını da kendi üstüne kilitledi. Ortamın ilişkilerinde temas kalmadı. El teması, söz teması, ses teması. Gördüğümüz gibi sadece ama ifadesiyle düşüncenin yönü, düşüncenin akışı e, değişmişti. Dolayısıyla cevabım ne olacak? A olacak.